Uzman Coin'den herkese merhaba. Tarihler 31 Temmuz Pazartesi'yi gösteriyor. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Sabit coinler arasında yapılan işlemler için kullanılan en büyük merkeziyetsiz borsalardan Curve Finance hacklendi. 7 milyon CRV token ve 14 milyon dolarlık RAP Ether borsanın CRV ETH havuzundan çalındı. Viper adlı programlama dilinin eski versiyonlarındaki bir hatadan yararlanan hacker'ın saldırısından hemen sonra ise başka hackerlar tarafından bir kurtarma operasyonu düzenlendi. Curve'ın Discord kanalından yapılan açıklamada saldırıdan etkilenen tüm havuzların iyi niyetli hackerlar tarafından ele geçirildiği ve korumaya alındığı belirtildi. Dünyanın en büyük kripto para borsası olarak bilinen Binance, Dubai'de çok önemli bir lisans daha aldığını açıkladı. Borsa yaptığı açıklamada Dubai'nin Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu'ndan aldığı bu lisansla dünyada bir ilki başardığını da belirtti. ABD'nin en büyük kripto para borsası Coinbase'in CEO'su Brian Armstrong, Financial Times'a önemli açıklamalarda bulundu. Armstrong, SEC'nin kendilerine dava açmadan önce Bitcoin dışında kalan tüm kripto paraların borsadan kaldırılmasını talep ettiğini söyledi. Armstrong ayrıca SEC yetkililerine bu sonuca neden vardıkları sorulduklarında size yanıt vermek zorunda değiliz cevabını aldıklarını da belirtti. Ripple davasında büyük yara alan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC bir davayı daha kaybetti. Kolombiya Temyiz Mahkemesi Spikes vadeli işlem sözleşmeleriyle ilgili açılan davada SEC'yi haksız buldu. Mahkeme başkanı SEC'nin Spikes endeksine dayalı vadeli işlem ürünlerini menkul kıymetlere dayalı vadeli işlem sözleşmeleri tanımından muaf tutarken keyfi davrandığını söyledi.